Herkese merhaba. Bugün sizlerle SmartX yazılım incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirket bilgisayar programlama, sistem veri tabanı, network ve benzeri yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kısacası şirketimiz gene bir teknoloji şirketi. Verilerine geçelim arkadaşlar. Verilerden önce şunları belirtmek istiyorum. Getiri olarak baktığımızda son bir haftada %6,65 değer kazanmış. Son bir ayda %14,25 değer kazanmış. Yılbaşına itibaren getirisine baktığımızda -%10,09 yani %10 değer kaybetmiş. Geçen sene yani şöyle diyelim ya da 2020 Ocak 1'den itibaren yani o tarihteki değerine göre son 12 aylık dönemde ise -6,77. Yani %6 değer kaybetmiş arkadaşlar. Yılbaşından itibaren getiriyle 12 aylık getiri arasındaki farkı söylemiştik. Yılbaşında Ocak 1 baz alınıyor. 12 aylık hani bulunan tarihe kadar 12 aylık süreçte de geçen senenin bugünkü tarihinden itibaren şimdiye kadar olan getiri baz alınıyor. Satışlar arkadaşlar artmış. Fakat bu hani %38,6 artmasına rağmen net kar azalmış. %53 ciddi bir azalma var. Bu fiyattaki gerilemenin sebebi de bu muhtemelen. Öz kaynaklar artmış. %14,1. Fabrik'te gene %26,2 artmış. Şirket temettü vermiyor. Hisse başı kâra baktığımızda 2019'da 26 kuruş civarı bir hisse başı kâr vermiş. Şimdi 2020'nin 9. ayı itibariyle 19 kuruş. Yani 2020 sonu itibariyle benzer oranların yakalanması beklenir gene. Yaklaşık o değerlerde. Fiyat kazanç oranına baktığımızda olumsuz arkadaşlar. 46,28 olarak gerçekleşmiş. Kendi ortalamasının da servis ortalamasının da üzerinde. Piyasa değeri bölü defter değeri kendi ortalamasının hafif üzerinde, servis ortalamasının altında. Bunu nötr olarak aldık. Normalde FK yani onun altındaysa fiyat kazanç, onun altındaysa olumlu alınır. Tabii bir de sektörle karşılaştırması yapılır. Piyasa değeri bölü defter değerinde de 1 ve civarı olması önemlidir. Tabii gene bulunduğu sektörle de karşılaştırılır. Bulunduğu sektörle karşılaştırdığımızda bunu nötr olarak aldık. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 11,08 olarak gerçekleşmiş. Bu da normalde 10 ve 6 olması beklenir. Tabii bulunduğu sektörle de karşılaştırılır. Servis ortalamasının epeyce altında olduğu için olumlu, pozitif. Karlılık nötr, borçluluk iyi durumda arkadaşlar. Karlılık %8,21. Normalde %5 üzeri pozitif karşılanır. Bir de sektör karşılaştırması yapılır. Yani sektöre çok yakın, kendi ortalamasının altında. Bunu nötr olarak aldık. Borçluluğu çok iyi durumda. Normalde %85,6 borçluluk olumludur. Gene söylüyorum. Bulunduğu sektörle de karşılaştırılır. Bulunduğu sektörün 3'te 1'den dahi az. %18 gayet düşük. Kendi ortalamasının da altında. Borçluluğu iyi seviyede arkadaşlar. Şimdi artık teknik analize geçebiliriz. Grafiğimizi açtıktan sonra öncelikle hızlıca bir göz atıyorduk. Yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşum var mı? Bunu kolayca yakalayabilmek adınaydı. Yıllıkta logaritmik ölçeği açıyorum. Aylığa geldim şu şekilde çok yani halka arz olmuş bir süre yatayda gitmiş sonra çok sert yükselmiş arkadaşlar. Yani şu dönemde muhtemelen onun konsolidasyonu. Haftalığa geldiğimizde aynı şeyi daha ayrıntılı görebiliyoruz. Yükselmiş yatayda gitmiş ama şurada bir sıkışma olduğunu artık çok net görebiliyoruz arkadaşlar. Günlükte de benzer bir durum yani yükselip yatayda devam etmiş. Tekrar aylığa döndüğümüzde çok bir veri yok arkadaşlar. O yüzden haftalıktan biz devam edelim. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyordu. Şurada görüldüğü gibi 50 günlük hareketli ortalama burada, burada, şurada özellikle çok güzel destek görevi görmüş. Destek olarak çalışmış. Normalde fiyatın 20 günlük hareketli ortalamanın onun da 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması beklenir. Bu oluşum mevcut, olumlu. Günlüğe geldiğimizde lineer açıyoruz. Kısa dönemli inceleme yaptığımız için fiyat
20 günlük hareketli ortalamanın, o da 50 günlük hareketli ortalamanın düzeninde arkadaşlar. Bu olumlu ve beklenen bir şey. Henüz 20 günlük hareketli ortalama üstü yapmış. Yani 22 Aralık'ta yaklaşık işte 3-5 gün önce olmuş. RSI 41, o da iyi durumda arkadaşlar. Günlüğü dedik, şimdi artık incelememize geçebiliriz arkadaşlar. Burada tabii şu oluşumlara dikkat edelim. İncelemeyi TradingView'dan yapacağız arkadaşlar. Birazdan söylerim. Diğer tarafta çizemediğimiz için burada daha kullanacak muhtemelen. Şimdi günlük inceleme yaptığımız için logaritmik tıklı değil arkadaşlar. Yani lineer açık. Düzeltme, işte temettü düzeltmelerini açtık. Onlar eklenmesi de yapılıyor. Şimdi grafiği büyütüp incelememize geçebiliriz. Şurada arkadaşlar çok sert düşmüş. Mart'ta sonra yükseldi. Bu düzeltmeden itibaren bir bakalım şurada neler olmuş. Öncelikle şurada destek dirençleri çizelim arkadaşlar. Şurada görüldüğü üzere şu Mart'taki düşüşten sonra yükselmiş. Sonra bir üstüne atmış. Burada devam etmiş. Yani şurada ihlaller var. Gördüğünüz gibi gövde burada oluşmuş. Dönmüş. Hafif ihlallerle tekrar dönmüş. Çok güzel destek olarak çalışmış. Çalışmış. Tekrar yukarı dönmüş. Altta böyle bir durum var. Yani şuradan şuraya şöyle bir yükselen trend sıkışma alanını da çizebiliriz ama şimdilik onu yapmayacağım. Nedenini birazdan göreceğiz zaten arkadaşlar. Şunu kaldırayım. Şimdi desteğimizi çizdik. Üstten bakalım. Nasıl bir oluşum var? Şuradan alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Evet. Şöyle bıraktım arkadaşlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar şurada gitgide daralmış, gelmiş. Nitekim şurada kırmış. Yani burada kırmış, aralıklı da kırmış, sağlam kırmış, yukarı gitmiş, tekrar geri geliyor. Buradaki durum şu arkadaşlar. Şunu biraz çekeceğim bu tarafa, biraz da büyüteceğim. Bu çizimi yapabileyim diye Matrix ile burada yapıyorum incelemeyi açıkçası. Yani burada şunu bekleyip görmemiz lazım. Yukarı kırmış, gitmiş gelmiş, burada onaya mı gelmiş yoksa tekrar aşağı mı devam edecek, bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Yani şunu bir daha kaldıralım. Tekrar çizeyim ben şunu. Şuradaki şu oluşum önemli. Bu buraya geldikten sonra şuralardan şu şekilde dönecek mi yoksa aşağı kırıp devam mı edecek? Ona göre bir yol haritası çizmek lazım. Açıkçası şöyle gelip buradan dönmesi beklenebilir. Yani şu da bir stratejidir. Bu burada belki artık aşağı gelmeyip direkt devam edecek. O zaman ona göre bakmak lazım. Gelip aşağı, yani düşüş devam ederse buradan dönmesi beklenir. Döndükten sonra pozisyona girilebilir. Burayı da kırarsa öncelik burası olur. Burası sağlam bir destek arkadaşlar. Gelip dönerse gene pozisyona girme şansı verebilir. Burayı da aşağı kırarsa zaten çok konuşmanın anlamı yok. Genel itibariyle firmanın verileri güçlü arkadaşlar. Yani birkaç veride biraz sıkıntı var. Ama genel itibariyle iyi. Bu sebeple burada onaya geldiği düşünülebilir. Ama dediğim gibi teknik analizde hani tahminlerden ziyade oluşumlara bakıyoruz. Onun sonucunda karar verip pozisyona giriyoruz ya da girmiyoruz. Yani her türlü veriden faydalanıyoruz. Yani işte nedir? Verileri güçlü. İşte sene başından itibaren primlenmemiş. Bilakis fiyatı düşmüş. O sebeple yukarı gitmesi beklenir. O sebeple de gelip dönmesi beklenir. Ama bunu görmek lazım. Yani hani biz şimdi tamam bu veriler ışığında hadi hemen pozisyona girelim değil. Bekleyip hareketi, pazartesi günkü hareketi görüp ona göre pozisyona girmek lazım. Eğer dediğim şey gerçekleşir, şuradan dönerse, yani buradan onay alıp tekrar yukarı giderse öncelikli hedef 9.5 olur arkadaşlar. Kısa vadede, kısa orta diyelim. 9.5, sonra 10.20, sonra 12'lere kadar yolu var. Kısa vade, yani kısa orta vade için. Bu da yaklaşık %30-35 civarı bir prim demek. Gayet iyi, makul arkadaşlar. Firmanın karlılığı düştüğü için, net karı diyelim daha doğrusu, düştüğü için böyle bir gerileme yaşanmış. Son çeyrek rakamları iyi gelirse bunun da olumlu faydası olacaktır arkadaşlar. Olumlu katkısı diyelim daha doğrusu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle
yatırım tavsiyesi değildir. Sizin risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bunlar için de kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Görüşmek üzere.